Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere kuru üzümlü kurabiye tarifi vereceğim. Önce malzemeleri sayıyorum. 2 tane yumurta, bir tanesini sarısını ayırdım, üzeri için kullanacağım. 1 su bardağı şekerim var. 1 su bardağı sıvı yağ var. 2 parmak eksik olacak. 1 su bardağı kuru üzüm ve 2,5 su bardağı yaklaşık un ekleyeceğim. Yalnız unu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Şimdi başlayalım yoğurmaya. Arkadaşlar bu arada cevizimi unutmuşum. Bir avuç da ceviz ekleyeceğim. Hafif böyle elimle parçaladım. Şimdi başlıyoruz. Önce yumurta ve şekerimi biraz çırpacağım. Şeker eriyene kadar çırpıyoruz. Şimdi yağımı ekleyeceğim. Böyle biraz köpük köpük olacak. Çırptıktan sonra vanilya ve kabartma tozunu ekliyorum. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum ve unumu ekleyeceğim. Kalan unu da ekledim. Tekrar yoğuruyorum şimdi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kurabiyem kıvam aldı. Böyle şekillendirilmesi kolay olacak. Unu da güzelce yedirdim. Şimdi üzümümü ekliyorum. Ve cevizi de ekliyorum. Biraz daha yoğuracağım. Sonra şekillendirmeye geçeceğim. Arkadaşlar güzelce yoğurdum. Eşit bir şekilde yaydım. Şimdi şekillendirmeye geçiyoruz. Ben bir kısmını yuvarlak yapacağım. Bir kısmını da dilim şeklinde yapacağım. Bu şekilde yuvarlıyorum.
arkadaşlar şekillendirmeyi yaptım. Şimdi üzerlerine yumurtanın sarısını sürüyorum. Ayırdığım yumurtanın sarısını. Ben biraz büyük yaptım. Siz dilerseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. Kabartma tozu olduğu için daha çok kabaracak çünkü. Nar gibi kızaracaklar. Bu arada ceviz yerine fındık da tercih edebilirsiniz. O da yakışır. Şimdi üzerlerine çatalla çizik atacağım. Şu şekilde. Ve ısıttığım 180 derecede ısıttığım fırınıma atacağım. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Kıyır kıyır bir kurabiye tarifi bu. Ben biraz cookie gibi büyük yapmayı tercih ettim. İç dokusunu da göstereyim. Bu şekilde görüyorsunuz, nefis görünüyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.